Ondan herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yorucu videoyla yine beraberiz. Bugün çok yorucu bir gün geçti arkadaşlar. Size de bahsetmiş olduğum gibi buraya değişik bir sistem yapacağım diye söylemiştim sizlere. Onu da işte bugün bir hızla yaptım. Yani profilini yaptım. Kendim yaptım profili. Akvaryum zaten salondaki akvaryumdu. Bunu buraya koydum. Buraya da Temel abiyle en kısa zamanda, eğer izliyorsa da ona buradan selamlar. Görüşeceğiz zaten. Akvaryum siparişlerini vereceğiz de en kısa zamanda. Çünkü biraz maddiyat olarak da beni bayağı bir yordu bu aralar. Ev badana boyu oldu arkadaşlar. Bayağı pislenmiş yani. Hani akvaryum arka tarafları falan, hani oralara işte el değmeyince işte mecbur da biz hani bir şey yapamadık. Sonuçta içinde canlılar falan oluyor. Bayağı bir uğraştırıyor. Arkadaşlar böyle göründüğü gibi kolay olmuyor bu işler. Çok zor bu işler yani. Hani balığa yeni başlayanlar plastik bir akvaryumla bile hani kolay gibi gözükür ama hakikaten çok zor bir iş. Öyle söyleyeyim size. İşte bu setimiz var. Bu setimizde benim bulunduğum bu bölgeye buraya koyacağız. Burayı yine elden geçecek. Saat şu anda 11.30 falan arkadaşlar. Akşam yani. Hani yarın da yine 4 gün su karşılama yasağı var. İşte durum bu şekilde arkadaşlar. Profili yaptık. Profilimiz 30-40 profilden. Et kalınlığı 1.5 milim. İşte 125 santim uzunluğunda. Buraya akvaryumlar 2 tane gelecek. Bu akvaryumu da yine buraya ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki balıklar nerede? Onları size birazdan göstereceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buradan teşekkür için birkaç abimize mesaj göndermek istiyorum. Öncelikle Mert abimiz var. Mert Balık Hobi Evi. Facebook'tan da girerseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Mert Balık Hobi Evi. Onun da üretimhanesini ziyaret edeceğiz. Mert abi de buradan selamlar. Ona şöyle bir teşekkür borcumuz var. Beta balıklarının yavruları çıktı. Yumurtadan çıktılar arkadaşlar. Şu an onları size gösteremiyorum çünkü ev bayağı bir karışık durumda. Yani saatlerden beri uğraşıyoruz arkadaşlar. Balıklar o aktar, onu oraya aktar falan. Birincisi o. İkincisi profili yapmamda bana emeği geçen iş yerindeki arkadaşlarım ve Altınsoy Enerji'de buradan selamlar. Beni çok memnun ettiler yani bu konu hakkında. Profiller hakkında bana çok yardımcı oldular arkadaşlar. Buradan da firmamıza teşekkür ediyorum. Üçüncüsü de YouTube'da benim bütün videolarımı izleyen bir abimiz bana Kürşat arkadaşımızın sayesinde ulaşarak benimle görüşme durumu gerçekleşti. Ve benim bütün videolarımın hepsini en ince ayrıntısına kadar izlemiş. Bana da bu konu hakkında teşekkür etmek istediği için bana ulaştı arkadaşlar. Buradan da Hakan abiye teşekkür ediyorum. Hakan abinin de bize bir hediyesi olacak. Onun için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hediye sürpriz olsun. Aramızda böyle bir mevzu geçti. O da bir hediye edeceğini bana kendisi açıkladı. Umarım olursa kendi adıma da, kanalım adına da faydalı bir hediye olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yorumlar geliyor arkadaşlar. Diğer işte çektiğim videolarla ilgili yorumlar da geliyor. Bunlarla ilgili de elimden geldikçe bütün hobici abilerimi, ablalarımı, kardeşlerimi cevap vermeye çalışıyorum. Gecikse bile cevaplarını veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu sonuçta bir hobi. Kimseyle böyle bir kıyaslamaya da herhangi bir şey yapmıyoruz. Elimden geldikçe düzgün ve seviyeli bir şekilde yorum yapılmasını ve yorum yapmamı da sizler adına da ben kendim istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı alayım, size de balıkları göstereyim arkadaşlar. Fazla da şey yapmadan onları size son durum videosu olarak göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada balıkları kovaya aldım. Havaları şu anda yok. Yine burada işte danino'lar, yeşil çöpçüler. Burada star baylar var arkadaşlar. Amazon bitkiler, altta trilentus. Yine altta bir trilentus. Burada da Black Venezuela, işte burada ne vardı? Bronz tül çöpçü var arkadaşlar. Beta'nın yavruları arkadaşlar çıktı. Yani şu anda yani bir iki güne kadar cumartesi günü artemia verilmesi gerekiyor. Onu da Allah izin verirse yapmaya çalışacağım. Erkeği de annenin yavrunun yanından alacağım arkadaşlar. Çünkü Mert abi bize o şekilde durumu izah etti.
İşte bakalım inşallah sağ salim, kazası belasız büyütürüz arkadaşlar. Yani bu arada çöpçüler yumurtlamaya başladı. Yani nasıl yapacağız? Ortalık burada bayağı bir karışık. Yani nasıl olur, nasıl eder ben de bilmiyorum. Durum böyle arkadaşlar. Şey setimizde, benim öbür seti biliyorsunuz zaten burada. Bunu da tertemiz elden geçirdik. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, burası bir ev. Şu anda hani ortalık dağınık. Bunu da hani size doğal olarak göstermek istiyorum zaten. Akvaryumları da işte sildim. Pipoların havalarında, vanaların olduğu yerde böyle bir sıkıntılar vardı. Kolay ulaşabilmek için biraz daha aşağı indirdim. Buraya da şöyle kendi çapında böyle bir armatür tarzı bir şey yaptım. Işıklarımız normal beyaz. Yukarıdaki de armatürlü zaten. Şöyle görüyorsunuz. Diğer videolarımda zaten var arkadaşlar. Armatürlü. Bu da güneşi olarak da bu şekilde oldu. İşte bu seti buraya koyacağız ama o da tam kapı hizasına, yani şu kısma kadar geliyor. İşte bu seti koyduğum zaman da buraya koyacağız. Buraya, buradaki akvaryum vardı arkadaşlar. Hani bunu seti koyduğumuz için şu aradan da direkt net, yani rahat bir şekilde sokamayacağımız için bu akvaryuma şimdilik su koymamayı düşünüyorum. Durum böyle vallahi arkadaşlar, çok yorucu gün geçirdim. Sabah erken saatte kalkıp profili yaptım firmamızda. Bu da işte sağ olsun fırın boya yaptı. Serdar kardeşimiz boyacı. Ellerine kullanan sağlık buradan da. Tekrar diyorum, bu profil konusunda bana yardımcı olan arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Durum böyle arkadaşlar. Size başka neler söyleyecektim. Beta yalanını da göstereceğim. Onları şu anda gösteremiyorum. Aslında göstersek bir kere. Orası mı karanlık? Arkadaşlar beta ile ilgili de size yine bir video çekeceğim. Saat çok geç oldu. Emin olun çok yoruldum. Yani hani şu anda video çekiyorum ama hani işte 23 Nisan'da hani herkes evde, videoyu izlesinler diye de videoyu hemen araya hemen sıkıştırıverdim arkadaşlar. Kaç saatte belli, bununla uğraşıyorum. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar, merdivenler burada. İşte pipo fiteler orada. Hatta işte geri sularını geri oraya aktaracağım. Yetmezse üzerine geri su ilave edeceğiz arkadaşlar. Yani şurayı görüyorsunuz. Binamız bayağı bir eski olduğu için delik deldiğin yer, arkası genişliyor arkadaşlar. Durum böyle. Abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına yorumlarınızı yazalım arkadaşlar. Beğenirseniz de çok sevinirim. Umarım iyi bir video olmuştur. Elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Yani kuru kalabalık yapmamaya çalışıyorum mümkün mertebe. Yani neyse, onları size gösteriyorum. Balıklarımız burada. Yine aynı kese, şu biraz geriden alayım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Vallahi ortalık karışık ya. Yardım etmek isteyen arkadaşlar varsa gelsin diyeceğim de ortalık karışık ya vallahi. Durum öyle arkadaşlar. Bu aşağı bakalım. Buralara yine çöpçülerimizi koyacağız. Buralarda da boylandırmak için, yani balık boylandırması için akvaryumlar yapılacak. Cama cam şeklinde. Temel abiye gideceğiz. Bakalım Temel abiyle bir tokalaşacağız. El sıkışacağız. Umarım. Hiçbir zaman üzülmedim ama üzülmem de zaten. Temel abi çok seviyorum buradan. Temaks Akvaryum. Tüm Türkiye'de benim videolarımı izleyen arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Akvaryum konusunda illaki herkesin bir ustalığı vardır. Herkese saygı duyuyorum. Yani 4 tane cam diyerek geçmeyin arkadaşlar. Sonuçta yani hakikaten uğraşıyor. İşçilik de çok güzel. Diğer abilerimizlerin de tabii işçilikleri çok güzel. Ha benim bu şekilde Temaks Akvaryum'da çok bir hoşnut oldum yani. Çok seviyorum Temel abi de. Tabii diye yine diyorum, bakın arkadaşlar. Diğer filmlerde de illaki çok iyidir, çok güzeldir. Kötülemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Durum öyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Altını çizerek söylüyorum. Amacım YouTube kanalından bir kar gütmek falan değil. Diğer hobici kardeşlerimiz de bu vesileyle bir faydamız umarım dokunuyordur. Sizler de benim kanalımı Facebook sayfalarınızda paylaşırsanız arkadaşlar çok sevinirim. Yorumlar kısmına Instagram ve Facebook adresimi bırakacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.